ve konuşmacıları Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doktor Serhat Köksal ve BBC'den Sayın Serdar İnancı kürsüye davet ediyorum. Bildiğimiz gibi uluslararası finansal raporlama standartları
muhasebe bilgisinin şeffaf, karşılaştırılabilir olması, yöneticilerin hesap verebilirliğini sağlaması ve ekonomik karar vericilere yararlı olması hedefleriyle oluşturulmuş ilke ve kuralların bütünü, uluslararası muhasebe standartları kurulu standartları katılımcı bir anlayış ile oluşturmakta ve çağın gereklerine uygun bir şekilde yenilemekte. Bunun en güzel örneğini de kiralama standartlarında görüyoruz. Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, standart koruyucu kurumların son yıllarda üzerinde yoğun mesai harcadığı konulardan biri olarak gelmiştir. Kiralama işlemleriyle ilgili yoğun çalışmanın nedeni de kiralama sözleşmelerinin karmaşık yapısıdır. Sözleşmeleri karmaşık hale getiren unsur, standart bir kiralama sözleşmesinin muhasebeleştirilmesinin nakit akışları, faiz hakları, sözleşmenin süresi gibi öznel değerlendirmeler içermesidir. Muhasebeleştirmede öznel değerlendirmeler arttıkça muhasebe bilgisinin gerçeği yansıtmaktan uzaklaşma riski de artmaktadır. Kiralama ile ilgili standart, Finansal Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 1976 yılında Birleşik Devletler'de yayınlanan SPA 13'tür. Bundan önce şirketler bütün kiralama ödemelerini gelir gider hesaplarında muhasebeleştirmekteyken, SPA 13'e göre kiralamalar operasyonel ve finansal kiralamalar olarak ikiye ayrılmaya başlanmıştır. Standartlara göre finansal kiralamalar kiracının gelecekteki yükümlülüklerini yansıtacak şekilde sermayeleştirilmekte, kiracının varlığı kullanma hakkını yansıtacak şekilde de bir kiralama varlığı bilançoya kaydedilmektedir. Kiralama, vergi avantajları ve bilanço dışı muhasebeleştirmeye imkan vermesi nedeniyle 1984'e kadar Birleşik Krallık'ta da yaygın şekilde kullanılmaktaydı. Kortlan şirketinin beklenmeyen iflası gibi olaylar sonucunda 1984 yılında Muhasebe Standartları Kurulu tarafından SPA 13'e benzerlik gösteren 21 nolu SSFI yayınlandıysa da standart şirketlerin sözleşmeleri operasyonel kiralama şeklinde sınıflandıracak şekilde dizayn etmesi nedeniyle kiralama varlık ve yükümlülüklerinin bilanço dışı muhasebeleştirilmesi de devam edildi. Bunun üzerine IASB tarafından 1982 yılında UMS 17 yayınlandı. UMS 17 zaman içinde çeşitli revizyonlara uğradıysa da işletmelerin kiralamaları bilanço dışı izlemelerine bir çözüm olmadı. Bu büyük problemin çözümü için Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Finansal Muhasebe Standartları Kurulu 2009 yılında başlattıkları ortak proje kapsamında yeni kiralama standartı UFRS 16'yı yayınladılar. Standartta kiralamadan doğan varlık ve yükümlülüklerin finansal durum tablosunda gösterilmesi ve bunun da daha az maliyet ve karmaşıklık içerdiği noktasında da kurullar temsilci oldular. Kurullar bu süreçte paydaşlardan gelen 1700'den fazla yorum mektubunu analiz ettiler. UMSK'nın yardımcı organlarıyla toplantılar gerçekleştirdiler. Dış paydaşlar ile 100'ü aşkın finansal tablo hazırlayanlar ile 40 alan toplantısı ve ayrıca 15 yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiler. Sonuçta kiralama standartına ilişkin yeni bir standart oluşturulması için başlanan bu ortak proje 13 Ocak 2016 tarihinde UFLS 16'nın duyurulmasıyla sonlandırıldı. UFLS 16, muhasebenin karar yararlılığı yaklaşım çerçevesinde kullanım hakkı modeli üzerine inşa edilmiş olup 1 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Kiralama standartının 80'li yıllardan bu yana gelişimine baktığımızda gördüğünüz üzere 1980'de UMS 17'nin taslağının yayınlanması, 82 yılında UMS 17 standartının yayınlanması, daha sonra UMS 17'ye gelen revizyonlar, 2019'da kurulların ortak proje başlatarak UFRS 16 çalışmalarına başlamaları, bununla ilgili bir müzakere dokümanı yayınlamaları, demin bahsettiğim bu dokümana gelen 1700 tane mektubu inceleyerek, oradaki eleştirileri, problemleri inceleyerek UFRS 16'nın yayınlanmasıyla şu anki kiralama standartına ulaşmış bulunuyoruz. UMS 17'ye baktığımızda bu standartlara göre kiralama, kiraya verilen bir varlığın kullanım hakkını belirli bir bedel karşılığında taraflarca kararlaştırılmış bir zaman süresince kiracıya devretmesi olarak görüyoruz.
Bu mesele 17 hem kiralayan hem de kiracıların kiralama işlemlerini muhasebeleştirmesi için gereklilikleri ortaya koyuyor. Standartın petrol, gaz ve mineraller gibi yenilenmeyen doğal kaynakların arama ve kullanılması için yapılan kiralamalar ile sinema filmi, patent, diğer fikir hakları ile alakalı kiralamalar hariç olmak üzere bütün kiralama sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde kullanıldığını görüyoruz. Bunlara ek olarak bu mesele 40 ve bu mesele 40 ve uygun olarak muhasebeleştirilen varlıklar da bu standartın kapsamı dışında. Varlıkları satın almak veya kiralamak suretiyle edinen işletmelerin finansal tabloları kullandıkları yönteme bağlı olarak farklı bir ürünler arz ediyor. Varlıklar satın alındığında finansal durum tablosunun aktif kısmında satın alma maliyetiyle kaydedilirken pasif kısımda varlığın veri kullanılarak satın alınan kısmı kadar bir yükümlülük artışı yer almakta, satın alından sonraki zaman diliminde varlık için amortisman gideri ayrılmakta, kredi taksitlerinin valisi geldikçe finansman gideri tahakkuk ettirilmektedir. Varlıklar kiralandığında ise kiralamanın şartlarına bağlı olarak bu mesele 17 çerçevesinde kiralamanın türü belirlenmektedir. Bu mesele 17 standardı kiralanan varlığın kullanım hakkının kiralayana geçmesi temelinde bir sınıflandırma ile düzenlenmiştir. Tipik bir kiralama sözleşmesinde kiralanan varlığın kullanım hakkı belirli bir kiralama dönemi içerisinde yapılacak ödemeler karşılığında kiralayana devredilmektedir. Bu mesele 17 kiralamayı varlığın satın alınması yöntemiyle ekonomik olarak karşılaştırmaktadır. Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların tamamının devredildiği kiralamalar finansal kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Finansal kiralama olarak sınıflandırılmayan sözleşmeler ise